Herkese günaydınlar. Bugün 14 Şubat Pazartesi. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Gündemimiz çok yoğun. Öncelikle Türkiye'de gezinen bu olağanüstü FED toplantısı başlıkları, tweetleri vardı. Olağanüstü bir durum olmadığını baştan belirtmek isterim. E, detayına geleceğiz. Bu toplantının çıktıları ne olabilir? Beklentiler neler FED tarafında? Ek olarak da Rusya-Ukrayna gerilimi şu anda bütün piyasaları baskılar durumda. Bu tarafta da bir iki tane yorum yapacağız önümüzü görebilmek adına. Altcoin'lerden haberler var. Aircrypt'ten çok güzel bir haber var. Onu da birazdan paylaşacağım. İsterseniz hemen başlayalım. Evet şu anda Bitcoin 42.285 dolarda ve 24 saatlikte aslında biraz daha yatayda diyebileceğimiz bir fiyat hareketi yaptı. E, Ethereum'a baktığınızda 3000 doları kaybetti. 2874 dolarda şu anda %1.7'lik bir düşüş var. Yalnız kripto para piyasaları tabii ki de yalnız değil. bütün e, indislerde şu anda endekslerde düşüş hakim ve kıpkırmızı bir piyasa var. Öncesine baktığımızda bu Rusya-Ukrayna geriliminin barışçıl yollarla çözüleceğine inanılıyordu daha çok ve fiyatlamalarda biz bunu görüyorduk. Çünkü hem Rusya tarafındaki hani borsanın da yükseldiğini, Avrupa'nın da yükseldiğini gördük. Enerji fiyatlarını da böyle sıçramalar yoktu ama şu anda daha çok bu savaşın beklenti, savaş demeyelim de bir fikir ayrılığının ve bir gerilimin fiyatlamasını daha çok yaşıyoruz. Rusya'nın söyledikleri var, ABD'nin söyledikleri var. Onun da detayına birazdan gireceğiz. Sanki gündemimiz çok kolaymış gibi bir de üzerine bunun da eklendiği günler yaşıyoruz şu anda ek olarak vadelilere de bakalım hemen. Şu anda sadece Çin açık. Çin'e de baktığımızda zaten negatifte açıldı. Daha ABD'nin açılmadığını biliyoruz. Ancak vadelilere baktığımızda vadeliler tarafında da negatif bir görünüm. Hakim şu anda. Şimdi ek olarak e, ben şuradan başlamak istiyorum. Bu olağanüstü denilen toplantı. Aslında bu bir standart toplantı ve zaten timeline'ında yani buradaki takviminde mevcut bir e, toplantı olduğunu biliyoruz. Bu toplantıda faizle ilgili bir şey çıkmayacak. E, zaten 50 bas puanın daha bir fiyatlandığını görüyoruz. Bunun dağılımı biraz değişti. Biliyorsunuz ki e, beraber takip ediyoruz CME'den. Onun detayına bakacağız. Ancak bu toplantıdan hani böyle büyük bir çıktı vesaire görmeyeceğiz tabii ki de ama bu tip biraz fada dönüşebiliyor bu tip toplantılar onun etkisiyle volatilitenin de yükseldiğini de görmüş olduk. Ancak Türkiye saatiyle 19:30'da gerçekleşecek bu toplantıdan faizle ilgili çok bir şey beklemiyoruz. Yani 50 bas puan zaten kesinleşti gibi ve fiyata da dahil yani şu anda 50 bas puanlık artış zaten. Fiyatlanıyor diyebiliriz Bitcoin için. Peki şimdi e, ne zaman faizin artırılacağı toplantı diye soracak olursak zaten buradan takip ettiğimiz üzere 30 gün var. FOMC'nin bu toplantısına Mart 16'da gerçekleşecek. Ee, geçen baktık Cuma günü baktığımızda yüzde 95'lik 50 baz puan artışının piyasada fiyatlandığını görmüştük. Bu oran değişti. Rusya-Ukrayna geriliminin arkasından şu anda yüzde 56'lara gerileyen bir 50 baz puan artış beklentisi hakim olsa da e, Fed üyelerinden, başkanlarından Ballard'ın yaptığı bir açıklama olmuştu. %1'lik faiz artışı görmek istediğini söyledi. Haziran ayına kadar ve Mart'ta %0.5'lik 50 bas puanlık artışında sinyalini vermiş oldu. Yani Haziran'a kadar bu artırımlarda da Gelebilir zaten balırdım bu söyleminin de fiyatlamalara dahil olduğundan bahsedebiliriz. Yalnız biz faize çok odaklı olsak da tek konumuz FED'deki bu faiz değişiklikleri değil. Aslında bizi ilgilendiren başka bir konu daha var. Bu da FED'in bilançosunu küçültmeye gidecek olması. Şimdi hemen bakalım FED'in bilançosu ne durumda? FED daha önce bilançosunu küçültmeye gitmek istemişti. Biliyorsunuz bu... Pandemi döneminde acayip bir dolar basımı gerçekleşti. Sadece ABD basmadı para. Bütün e, dünyadaki ülkeleri e, de bastığında zaten biliyoruz. Burada şu pandemide artan e, bilançosunu görüyoruz. Fed'in bilançosu inanılmaz şişik bir durumda ve bunu küçültmeye gitmek durumunda ve bununla ilgili de zaten Aralık ayındaki toplantının tutanaklarında ilk kez geçtiğini gördük ve burada da bir azalma da söz konusu olacak. Bunun detaylarını henüz bilmiyoruz. Aslında Mart'ta faiz artırımından daha çok belki de Buradaki bilanço küçültmesinin nasıl yapılacağına dikkat etmeliyiz çünkü bunun o kadar da fiyatlanmadığını söyleyebiliriz. İnsanlar daha çok yatırımcılar faiz tarafına odaklanmış durumdalar. Şimdi gelelim Rusya konusuna. Bu tarafta neler oluyor? Rusya'nın şu anda Ukrayna sınırlarında 130 bin'den fazla askeri var ve genel olarak Avrupa ve ABD gergin çünkü Rusya'nın Ukrayna sınırında bu kadar asker tutuyor olması bir işgal beklentisi oluşturmuş durumda. Geçen haftaya baktığımızda hem Fransa Başbakanı Macron'la hem de e, Biden'la telefonda görüştü ve Putin ve söylediği şey şuydu hani bir işgal durumu yok ve aynı zamanda da ABD'nin bu olayı bakış açısını histerik bulduğunu da açıkladı ama bu bize sınırda neden 130 bin tane asker tuttuğunu açıklamıyor. ABD de işe bu taraftan bakıyor ve son açıklamalarda Rusya'nın bir bahane bularak ee, Ukrayna'ya girebileceği yönünde oldu böyle bir beklentileri olduğunu söyledi ABD kanadı Ancak baktığımızda daha çok bu bir savaşa dönmeden bir çekişme gibi e, yoluna girecek gibi görünüyor. Ek olarak da önceki dönemlere baktığımızda ABD biliyorsunuz e, müdahaleleriyle e, meşhur. Demokrasi götürmesiyle meşhur ve ilk kez de böyle gerilme, gerilimlerin içine de girmiyor. ABD'nin bir savaşa girdiği durumda bizim e, yaklaşık olarak bir 22 günlük düşüş dönemlerimiz oluyor geçmiş verileri incelediğimizde ve bunun toparlanması da yaklaşık 40-45 günlük bir pencere aralığında yapmayı başarabiliyoruz. Bunu da bahsetmekte fayda var. Hani böyle çok uzun zamanlıdan bahsetmiyoruz burada. Hani biraz korku da var. Evet hani büyük bir olay olarak piyasalar bunu algılamış olsa da bir düşüş dönemi sonrasında böyle yaklaşık bir buçuk aylık bir toparlanma süreci de yaşayabiliyor. Aslında burada savaşa da çok döneceği benzemiyor. Rusya'nın kesinlikle böyle bir planı olmadığını açıkladığında da belirtmekte fayda var. Ancak 130 bin askeriyle beraber de sınırda tehdit de şu anda oluşturuyor. Evet FED toplantısından da bahsettik zaten bu hafta ne olacak volatilitenin arttığı bir hafta olacak bugün 19.30'da FED toplantısı var Ukrayna Rusya geriliminden yeni yeni haberlerde duyabiliriz saat başı farklı farklı açıklamalar oluyor en son Almanya Başbakanı'nın da yaptığı bir açıklama olmuştu Ukrayna'ya giren bir Rusya'nın Avrupa Birliği için bir tehdit unsuru olacağından bahsetmişti. E, bu, bu noktada biraz Rusya Ukrayna üzerindeki hakimiyetini kaybetmesinden ve biraz Ukrayna'nın da NATO'ya yaklaşmasından da rahatsız aslında biraz NATO üyesi olmasını istemediği bir noktada e, gücünü kaybetmemek adına bu ülke üzerindeki burada farklı e, gerilimler var şu anda umuyorum ki hani bu olayda büyümeden e, çözülür. Şimdi. E, bu kadar makroekonomiden gelişmelerden bahsettik savaş stratejisi yapmadan biraz ondan bahsetmeye çalıştık ama Bitcoin son döneme baktığınızda şu son 30 günde teknoloji hisselerinden daha iyi bir performans gösterdi ortalamada yüzde 12 olarak daha yüksek getiriyi sağladı. Bitcoin e, Nasdaq'la korelasyonu yüksek. Zaten hani özellikle de kurumsalın girmesiyle Bitcoin'in teknoloji hisseleri gibi yüksek riskli bir e, yatırım aracı olarak algılanması daha da arttı. Evet, önceden kendi dinamikleri vardı ama kurumsalın girişi hem piyasayı bu noktalara çekti. Yani bu fiyatlamaları bize getirdi. Hem de biraz da bunu diğer e, yatırım araçları sınıfına da e, eklemiş oldu e, Buna rağmen teknoloji hisselerinden ortalama yüzde 12 daha iyi getiri sağladığını gördük tüm bu FED kargaşası faiz arttırımları Rusya Ukrayna gerilimine rağmen bir fena bir performans göstermedi ve bundan sonraki süreçte de zaten bu faiz arttırımları artık Fiyatta var. Evet bilanço küçültmesi konusu var. Bu ge gelelim var ama e, fena da gitmeyen bir e, Bitcoin fiyatlaması var. Ben 2022'den çok da böyle umutsuz da değilim. Onu da belirtmek isterim. E, diğer bir taraftan e, güzel ve yolunda giden şeylerden bir tanesi de madenciler. Madencilere baktığımızda Hashrate'de e, yeni bir rekor geldi. %32'lik bir artış var. Hemen şuradan grafiğine bakalım. Ee, yeni zirvemiz burada, bu da ne demek? Daha fazla madencinin şu anda online olduğunu. Ve bir bitcoin çıkartmak için evet bu hem kötü çevresel taraftan baktığınızda e, harcanan maliyetinde arttığına bize işaret. Hash rate'in artıyor olması fiyatı destekler nitelikte örneğin e, afaki konuşursak bir bitcoin çıkartma bedeli 15.000 ise hash rate arttığında bu 15.000 dolar şey 17 18 bin dolarlara çıkabiliyor. Ee, bu yüzden de madenciler de haliyle karlı satmak istedikleri için üzerine de hani bir miktarda kar koyuyorlar diyebiliriz. Yani bir bas falan oluşturuyor bizler için. Hash rate'in yüksek olması bu noktada kritik ve daha fazla madencinin de sisteme girerek Bitcoin'in geleceğini de inancın devam ettiğini bize gösteren bir metrik. Diğer bir taraftan Intel var. Madencilik ekipmanları acayip bir sektör şu anda. Hatta oyuncular Ekran kartı bulamamaktan da şikayetçiler Intel bu konuda da bir adım atıyor. Artık mining tarafında madencilerin çip kullandıkları çip yarışına Intel de katılacak. Zaten daha önce de madencilik ekipmanları ile ilgili de adımlar da atmıştı. Artık çip tarafında da Intel'i göreceğiz gibi görünüyor. Bu da Güzel bir haber. Zaten artık herkes metaverse'e girdi. Madenciliğe de yavaş yavaş girdi. İşte baktığınızda dünyanın en büyük yatırım fonlarının, işte madencilerin halka açık hisseleri olanların yatırımlarında da sıkça bulunduğunu da görüyoruz. Şimdi borsalardan giriş çıkışlara bakalım. Geçen haftaya baktığımızda güzel bir alım fırsatı olarak okunduğunu gördük. Zaten salı günleri paylaştığımız bir kurumsalların fonlara giriş çıkışları var ve geçen hafta kurumsalın alım yaptığını da söyleyebiliriz. Bir haftalık bazda borsalardan 1 milyar dolarlık bir bitcoin çıkışı oldu. Oldukça yüksek bir meblağ olduğunu sanırım söylememe gerek yok. Ethereum'a baktığınızda 278 milyon dolarlık bir çıkış var. Tether'de de 258 milyon dolarlık bir çıkış var. Bitcoin tarafında bu seviyelerin geçtiğimiz haftanın fiyatlamalarının hem kurumsal hem de bireysel yatırımcı tarafından temkinli alım bölgeleri olarak okunduğunu söyleyebiliriz bu noktada. Yani artık 1 milyar dolarlık Bitcoin borsalarda bulunmuyor. Yani satmaya hazır değil. Şimdi devam edelim. Ne var? Super Bowl var. 100 milyonun üzerinde insanın da izlemesi bekleniyor ve Super Bowl'la bu yıl kripto para damgasını vurdu. Çünkü çok fazla kripto paralarla ilgili de reklam dönüyor. Bu inanılmaz bir marketingtir. 100 milyon insana aynı anda kripto para reklamı yapıp bir miktar daha hani kulak dolgunluğu da oluşturup dikkatle çekilebilecek bir etkinlik oldu kripto paralar için önemli bir marketing adımıdır Spurball'da çıkıyor olması şimdi başka haberlerde Regülasyon tarafından pozitifiz e, negatif bir şey söylemeyeceğim ABD tarafından geliyor Bloomberg'te biliyorsunuz zaten bu tüm bu ETF sürecini Bloomberg analistlerinden takip ettik ve ABD'nin Bitcoin ETF onayı konusunda ve kripto para regulasyonu e, tarafında e, pozitif olacağı yönünde beklentileri var. Şu anda baktığınızda bir spot Bitcoin ETF'i henüz onaylamış değil. Şu anda başvuruların sürelerini uzatarak işte daha fazla değerlendirme süresi alıyor kendisine. Zaman kazanıyor ancak bir spot Bitcoin ETF'i 2022 yılında büyük bir ihtimalle gelecek. Bunu e, ülkedeki yatırımcıyı Kanada'ya kaçırmamak için de yapacak. Ek olarak da zaten buradan da vergi alacağı için bu büyük vergi e, fırsatını da kaçırmak istemeyecektir. Regülasyon tarafında daha pozitif bir söylemi var. Yani SEC'nin elinde bir Bitcoin ürünü var onaylı bir şekilde. Bunlar pozitif gelişmeler. Ben de Bloomberg'de aynı fikirdeyim. Spot Bitcoin ETF 2022 yılında gelirse bizim için oldukça pozitif olur ve bunun fiyata yansımasını da görebiliriz. Ek olarak da görebiliriz ama öte görürüz. Kurumsallar alım yapacak. Burada sıradan yatırımcı alım yapmıyor bu ETF'ler tarafında. Kurumsal doğrudan ETF alarak fiziksel olarak da Bitcoin almış olacak. Bu yüzden buna bu kadar değer veriyoruz ve vadeli Bitcoin ETF'i bu yüzden hani o kadar da önemli değildi bizler için. Bir de bir altyapı paketi vardı uzun uzun konuştuk burada altyapı paketinin içerisinde kripto paraların nasıl... E, vergilendirileceğine dair ibareler vardı ve çok geniş bir broker tanımı vardı hem madencileri hem staking yapan kullanıcıyı broker olarak tanımlıyordu broker dediğimiz şey aslında exchange'lerdir yani borsalardır staking yapan e, yatırımcıya bu şekilde tanımlamaları yanlıştı ve bununla da ilgili ciddi anlamda da mücadele de verildi e, senatör Cynthia ee, özellikle de kendisi Bitcoin ve kripto para yatırımı olduğunda açıklayan ilk senatörlerden bir tanesidir ve çabalar sonuç buldu. Ee, hazine departmanı buradaki broker tanımından madencileri ve staking yapan e, yatırımcıyı çıkartma yönünde bir adım atmış oldu. Yani regülasyon tarafında aslında e, çok böyle hani. Negatif bir şeyimiz yok. Nötr pozitif taraftayız. Aslında bakarsanız bu haber e, bence bayağı da bir e, pozitif okunabilir. E, çünkü burada ekosisteme ciddi anlamda zarar vermesini de e, bekliyorduk. Hatta bu altyapı paketi geçtiğinde de Bitcoin ve kripto paralarda da ciddi düşüşte yaşamıştık Biden'ın imzaladığı gün. Şimdi e, yavaş yavaş altcoin'lere doğru geliyorum ama iCrypex'ten bir haberimiz var. Yeni listelemelerimiz olacak ve özellikle de Türk yatırımcıların tercih ettiği ve trade ettiği kripto paralardan da burada olacak. Eminim ki birçok kişinin de favorisi e, de listeli olacağız. 9 tane kripto paramız geliyor. Bundan sonraki analizlerimizde de bu kripto paraların da haberlerini güncel olarak takip edebileceksiniz. Aynı zamanda da teknik analizlerinden de bahsedeceğiz. Web sitemizde takip edebilirsiniz bu listelemeleri duyurulardan da Twitter'dan da haberdar olabilirsiniz. Şimdi hafta sonuna baktığımızda şu anda öyle bir durum yok ama Avax'dan hemen bahsedeceğim. Avax 4. sırada TVL yani üzerinde kilitlenen miktar bakımında ancak hafta sonu ikinci sıraya kadar yükselmişti. Hemen Ethereum'un altındaydı. Şu an 10.5 milyar dolarlık bir kilitlemeye ulaşmış durumda. E, Ethereum tabi burada farklı bir e, kulvarda yer alıyor. Olsa da şuradan hemen bakalım. Ethereum'un Buradaki dominansı %59'lara kadar geriledi. Zaten şurada en altta gördüğümüz kahverengimsi olan renk Ethereum'a ait. 95'lerden buralara gerileyen bir Ethereum söz konusu. Yani diğer projelerin öne çıktığını görüyoruz son dönemde. AVAX'da ikinci sıraya yükselmişti ancak tekrar Terra ve BSD'nin arkasına düştüğünü görüyoruz. Bu da AVAX adına bence oldukça pozitif. Yani transaction sayılarına baktığınızda da ciddi anlamda da kullanım bulan bir ağ e, ikinci sıralara çıkması da oldukça güzel bir haberdi her ne kadar bunu e, tekrar kaybetmiş olsa da. Şimdi Ethereum'a bakalım. Şimdi eğer ki bir NFT işiniz varsa ya da Ethereum'da bir şey yapacaksınız tam zamanı. Çünkü bu düşüşlerle beraber Ethereum fiileri de oldukça düşük seviyelere geldi ve 6 ayın en düşüğünde bir işi olan varsa Ethereum ağında onu da yapabilir. NFT alım satımı vesaire işlemleriniz var ise. Ek olarak Cuma günü verdiğimiz bir haber vardı. Euro tarafında işte dijital euronun çıkacağına dair ve burada partnerlerden bir tanesi de Ripple oldu. Ve dijital euro birliğiyle beraber CBDC'lerden yani merkez bankalarının dijital paralarının üzerine çalışmak üzere anlaşmaya varmış durumda. Burada da yeni bir partnerlik söz konusu Ripple bu tarafta oldukça güçlü adımlarda Atıyor zaten NFT alanına yavaş yavaş giriyor akıllı kontrat entegre edeceğini de söylemişti öncesinde bu haberlerden de yeni gelişmeler 2022'de duyacağız ek olarak da SEC ile olan dava süreci Ripple adına pozitif gitmekle beraber birkaç ay içerisinde de sonuçlanması da bekleniyor 2022'de Ripple'dan da güzel fiyat hareketleri görmemiz olası olabilir. Evet, haber akışımız böyleydi. İsterseniz şimdi teknik analizle hemen başlayalım. Bitcoin fiyatımız 42.165 dolarda. Şu anda 41.906'da 50 günlük hareketli ortalamamızın 3 gündür destek olarak çalıştığını görüyoruz. Üzerinde kaldığı sürece altcoin'lerde böyle fiyat hareketleri görebiliriz. Bugün biraz daha bu toplantıya da olağanüstü denen ama sıradan olan toplantıya da gözler çevrilmiş durumda. Faizle ilgili pek bir gelişme olmayacak. 50'nin fiyatlandığından bahsettik. Biraz volatilitenin arttığı dönemler olacak ama şu anda fiyat yani böyle destekte de görünüyor. Buranın üzerinde kalırsa yükseliş hareketimiz devam edebilir. Madencilerin artışından, borsalardan, çıkışlardan ve kurumsalların alışlarından bahsettik. Eğer ki burayı kaybeder isek alt tarafta takip edeceğimiz 40.700 dolar ve 40.000 dolar bandı var. Bu seviye bizim için kritik. Bir sonraki desteğimiz 40.700 de olacak. Üst tarafa baktığımızda ise takip ettiğimiz seviye 45 46, bin dolar bandı yukarıdaki ilk direncimiz olacak. Sonrasında ise bizi bekleyen 51 bin dolar e, seviyeleri e, bulunuyor şu anda destekte de üzerinde kalması yukarı yönü bize işaret edebilir Evet şimdi de bakalım ethereum'a ethereum fiyatımız 2867 dolarda 2985 dolarda 3000 de diyebiliriz buna önemli bir direnç seviyemiz var 3000 doların üzerine tekrar çıkması bizim için çok pozitif olacak zaten burada majör düşen trendimiz var kırılacak gibi olup da tüm bu gerilimle beraber düştüğünü gördük. Bu enflasyon verisinin yüksek gelmesi ve ABD için 20 yıl sonra ilk kez 50 bas puan artışının konuşulması ile beraber alt tarafta 2700 doları takip edeceğiz. İlk desteğimiz orası olur da işler çok kötü giderse bir sonraki desteğimiz 2500 dolar da olacak. Üst tarafta 3000 dolar kritik buradaki majör düşenin kırılması ile beraber Fiyatta da yükseliş görmemiz oldukça olası. Aslında asıl takip edeceğimiz bu majör düşen'in üzerinde bir mum kapanışı ile beraber aslında çok daha güzel bir görünüme sahip olacak. XRP'nin haberleri var madem. XRP'den de bugün bahsedelim. Majör düşen trendimizi kırdık. Zaten çok da yüksek bir fiyat hareketiyle kırdık. Sonra gördüğünüz üzere tekrar 50 günlük hareketli ortalamamızda destek bulduk. Buradan alıcı bulduk. Tekrar yükseldik. şu andaki fiyatımıza baktığımızda 0.79'dayız. 0.74'te burada bizim gördüğünüz 50 günlük hareketli ortalamamız var. Üst tarafta da 0.96'daki 200 günlük hareketli ortalamayı takip edeceğiz. burayı kaybedersek de Alt tarafta 0.74'ün testi mümkün. Bu 74-70 bandı Alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bu taraflara dokunacak bir XRP varmış gibi görünüyor. Bu geri çekilmelerde fırsat olarak değerlendirilebilir. Abaxis bakalım şimdi AVAX fiyatımız şu anda 78 dolarda alt tarafta bizim için 75 dolarda önemli bir seviye var. Geçmiş fiyatlara da baktığımızda buradan nasıl direnç gördüğünü, sonrasında desteğe çevirdiğini biliyoruz. 75 doları dokunabilir. Dokunursa o seviyeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Alt tarafta stop koymakta yine de fayda var. Bu tüm bu ortamın gerginliği nedeniyle bir sonraki destek seviyemiz ise 72 dolarda olacak. Yani 70-75 dolar bandı güzel alım seviyeleri olarak değerlendirilebilir. Yukarıda ise 84.7 dolarda 50 günlük hareketli ortamımızın direnç olmasını bekleriz. Burada majör düşeni görüyorsunuz. Ne kadar çok kır, kırmayı çalışıp düşüş yaşadığını. Bu yüzden ne kadar çok test ederse kırılımda yükseliş ihtimali o kadar yükseliyor. O yüzden de avaxdaki kırılım değerlendirilebilir. Yani eğer ki daha güvende kalan bir yatırımcıysanız buradaki kırılıma değerlendirebilirsiniz geldiği vakit. Fantoma bakalım şimdi Fantom tekrar 2 doların altına düştü. Şu anda 1.86 dolarlarda. Alt tarafta 1.77 de bizim için 200 günlük hareketli ortağıma var. Destek olarak çalışmasını bekleyebiliriz. 1.83'teki buradaki Fibo seviyemizde bizim için kritik. 2 doların altındaki Fantom e, ucuz bir Fantom dur diyebiliriz. Şu anda baktığınızda zaten mcap/tvl oranından da uygunluğu anlaşılıyor ve 2022'de de güzel fiyat hareketleri de yapabilir. Yine de siz riskinizi şu andaki hani konjonktüre göre değerlendirirseniz çok daha güzel olur. Yukarıda 1.90 6 dolarlarda da bizim için bir direnç var. 2 dolar diyebiliriz buna. O üst tarafta da burayı takip edeceğiz. Ancak ben 2 doların üzerine kendini atmasıyla da yükselişin hızla devam edebileceğini düşünüyorum. Çünkü diğer Layer 1'lere baktığınızda geride kalan bir fiyatlamaya sahip. Link, link diren desteğini kaybetti. Şu andaki fiyatı 15.50 alt tarafta takip ettiğimiz 14.6 dolar fiyatı var. Destek olarak yukarıda da aslında artık buradaki 18 dolar seviyesi bizim için e, dirence dönüşmüş durumda. Mana'ya bakalım hızlıca. Mana'da da burada yükselen nemizi kaybettik ve kaybımızla beraber de 2.77'lere şu anda gerilemiş durumdayız. 2.60 2, e, 2 dolara takip edeceğiz. Önemli bir seviye FIBO 61.80'de. Buranın kaybında da buradaki majör e, trendimiz, düşen trendimiz tekrar e, denenebilir. Bu durumda da 2.3 dolarlar bir sonraki destek seviyemiz olacak. Hızlıca hemen hota da bakalım. Buradaki direnci kıramazsa alt tarafa doğru tekrar dönmesini beklediğimizden bahsetmiştik ki nitekim öyle oldu. Alt tarafta 42.85 ile sıfırsız söylersek bizim için destek var. Şu andaki fiyatımız 47'de. Üst tarafta da Burada gördüğünüz üzere 60'a bizim için bir direnç var ama belki yani büyük bir ihtimalle burada alt tarafı tekrar test edip yukarıya çıkabilir. Yani biraz daha altlardan alın fırsatı olarak değerlendirilebilecek bir holo söz konusu. Evet, bugünlük bizden bu kadar yeni listelemelerimizden bahsettik. Takipte kalın eminim ki birçok yatırımcının da ilgisini çekecek kayıtlı paralar da olacaktır zaten duyurusunu Twitter'dan da yapacağız kendinize iyi bakın yarın görüşmek dileğiyle hoşçakalın.